Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan hocanız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Geometri ile hızlı bir giriş yaptığımızı biliyorsun ki hemen geldim sıradaki testimin ilk sorusuna. Bir tangram oyunu yapacağız. Diyor ki aşağıdaki şekilde görülen parçalar dikdörtgen biçimdeki yapboza aittir. Bu yapbozu birleştir, dikdörtgenin alanı bul. E bulurum. Haydi gel bakayım. Bu şekle A diyelim. Bu şekle B, C D, E. En sevdiğim şeydir böyle yap pozları falan düzenlemek. Hemen gel arkadaşım A parçasını şöyle yerleştirdiğimi kabul et. A burada mı? Burada. Sonra ne yapalım biliyor musun? Valla ben de bir yandan bakıyorum nasıl yerleştireyim diye. E parçasını alıyorum. Bak izle dostum. E'yi de buraya koydu mu? Kabul et. Tamam A'yı E'yi bitirdim. Sonra ne yapacağız hocam? Sonra vallahi ben ne yapacağım biliyor musun? D parçasını alacağım. D parçasını şöyle getireyim. Şimdi şekli de çok iyi çizemiyorum ama benzetmeye çalışayım. Şöyle getireyim. Burası da D parçası olsun. D de gitti mi? Şutla gitsin. Sonra ne yapalım biliyor musun dostum? Şöyle yapalım. Şu köşeye de B parçasını getir. Sen anla bak uyuşuyor. Sonra zaten ortaya da bak aynı C kalmadı mı? Aha C kaldı. Bitirdik. Hadi gel sayıları yerleştirelim. Şimdi A 1'e 4'tü. Şurası 1, burası 4 yerleştirdim. D vardı. 7'ye 2. Burası 7, burası 2. Olayı anladın değil mi? Bak dikdörtgenin bir kenarı 4 7'den 11'i buldum. Hadi geçmiş olsun. Şimdi B parçası. B'yi yerleştirdik. Sonra ne var? E parçası vardı. 5'e 2. Şurası 5 burası 2. Bak dikdörtgenin diğer kenarını buldum. 5 1'den 6. E, alan sorulmuş. 11 çarpı 6'dan 66 birim kareyle doğru seçeneğimi Adana bulmuş oldum. Değerli arkadaşım çok güzel bir soru çözeceğiz seninle. İyi izliyorsun katlama soruları bizim işimiz biliyorsun. Kaplanmış şekiller üzerinden önce ilk şekil çizilir demişti sana bu adam. Aha da çizdim. Hocam şu açı şu açı eşittir. Zaten verilmiş 22.5 katladığında da yine 22.5 katlanacaktır. 22.5. Bak 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 Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Burayı 90'ımı yapıştırdım. İn bakayım di, indim dikten denden denden den değil bak bu. İn iki tane diklik olsun. Bu Bunlar birer yarı çap. Yarı çaplar 6 kök 2 verilmiş. Yapıştır 6 kök 2 yapıştır 6 kök 2 yapıştır 6 kök 2 işimin artık şurayla. Bak şurada bir 4'te 1'lik daire dilim var. Çeyrek daire dilim. Sen bana şu çeyrek daire dilim alanını yazdırsana. Pi çarpı R kare. R'si 6 kök 2. 6 kök 2'nin karesi. E 4'te daire dilim dediğim için 4'e böl. Eksi şuradaki üçgenin alanını çıkardım. Aha da o mavi bölgenin alanını ben bulmuş olurum. Allah günah benden gitmiş olur. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Düzenleyelim beraber. Kök 2, kök 2, 2'yi götür. Hocam şuradan 6'nın karesi 36, kök 2'nin karesi 2. 36'yı 4'e böldüğünde 9, 9 kere 18, hop 18 pi. Eksi, bunlar gitmişti zaten. alka kere 6, 36, 18 pi, eksi 36 ile doğru seçeneğimin adan olması gerekir. Değerli arkadaşım x kaç derecedir demiş ya gel şu düzgün altı gelin bana bir köşegenlerini bir birleştir bakayım dostum birleştir bakayım şöyle dostum dostum şuradan da birleştir bakayım birleştirdim şurada kesiştiler şimdi şu uzunluk bu uzunluk bu uzunluk bu uzunluk birbirine eşit hop ikizkenarı kenarı yakaladım şimdi hocam bak 90 derece dur bakayım bizim bu bir düzgün altıgenin iç açısı 120 derece değil mi? Köşegene geçirdiğinden 60'a 60 bölecektir. Hadi geçmiş olsun soruyu ben çözdüm valla. Bak şurası 90 60 daha ne yapacaktır? 150 derece. E geriye 15 dereceye 15 derece kalır. E buranın tamamı 90'sa x'e kaç kalacaktır? 75 derece. Ben çözdüm. Doğru seçeneğim Denizlidir. Tamam. Değerli arkadaşım çok tatlı basit de bir soru çözeceğim unutma hani bu sorun şekline bakıp zor falan deme iyi izle de çözümü H kaçtır diye soruyor. Şimdi değerli arkadaşım gel şu yüksekliğimi biliyorum 10 santim şuranın oluşan silindirin yarı çapına R diyelim. Şurada oluşan birinci suyun hacmini şekil birlikte suyun hacmini bulalım. P çarpı, R'de yarı çarpı R yarı R kare çarpı yükseklik 10. Bunun hacmi buradaki suyun hacmini ters çeviriyorum. Buradaki suyun hacmine eşit. Buradaki silindir üstüne koyduğumuz koninin yüksekliği H ise Buradaki o yükseklikte yine H olacaktır. Geriye kalan buradaki yüksekliğin ise şurada oluşan yüksekliğin tamamı 14 olduğuna göre 14 eksi H olması lazım. Şuradaki yarı çapada biz ne demiştik? R demiştik. Şimdi değerli arkadaşım hemen şunu yapalım. Şurada koninin bir hacmini bulalım. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare çarpı yüksekliğimiz H idi. Artı bir de şurada oluşan bak şu bölgede oluşan silindirin hacmini ihtiyacım var. Yine pi çarpı r kare çarpı yüksekliğimiz ise 14 eksi h. Şimdi hocam pi r kareleri bir kere iptal et şu kafamı karıştırmasın. Gitti mi gitti. Solda ne kaldı? 10 kaldı. Sağda pi bölü 3 çarpı h'den h bölü 3 gelir. Artı 14 eksi h. Şöyle yapalım. 14'ü karşıya atalım. Ondan 14 çıkınca eksi 4 kalır. Buradan h bölü 3 eksi h. Düzenleyelim. Dikkat et. Biraz eksilerde sakın karıştırma. 3e h'den 3e çıkınca eksi 2 h bölü 3 yapar. Şimdi düzenliyorum. Eksiler gitti. 2'ye böldüm. Çapraza girdim. 3 kere 2 6 h. Yüksekliği 6 buldum. Doğru cevap. Ceyhan'dır. Rahat bir soruyu çözdük. Değerli arkadaşım temiz bir soru çözeceğiz. Hemen gel bize M ye kaçtır? Y eşittir M x de eğim M'ye denk gelir. Eğim soruluyor aslında bize. Şöyle bir koordinat sistemi çizelim seninle beraber. X eşittir 1 doğrusu lazım. Şu X eşittir 1 doğrumuz olsun. Sonra X eşittir 5 doğrusu lazım. Şu eşittir X eşittir 5 olsun. Y eşittir M x doğrusunu da çizelim. Y eşittir M x doğrumuz çok güzel çizdim tam ortadan geçmeyecek gibi bir tereddüdüm oldu sustum hayır geçti y eşittir mx doğrusu şimdi şöyle bir hamlede bulunalım mı şimdi bizim bu m'miz aslında tanjant alfa eşit olduğunu farkındayım Eğim açısı şurada alfa derecedir. Gel şuradan bir dikme inelim. Şurası 90 derece olsun. Burası alfaysa burası da alfadır. Şu nokta kestiği noktalar K ve L noktalarıymış. K, L. K, L arası da 4 kök 5 verilmiş. Şimdi burası 1 noktası. Burası 5 noktasıysa arasındaki uzaklık 4 birimdir. O zaman burası da 4 birimdir. Şuraya A dersen. Pisagordan şu A'yı bulalım. 4 kök 5'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 4'ün karesi. Hocam buradan 80 eşittir. 16 artı A kare gelir. Karşıya attığımızda a kareyi 64 eşittir a kare her tarafı karekök içine aldığımızda uzatmayalım a'yı 8 bulduk soru bitmiş oldu bitmiş oldu geçmiş ola çünkü m tanjant alfaydı alfayı buraya taşımıştım e tanjant alfada karşı bölü komşudan 8 bölü 4'ten evet m'yi 2 eğimizi 2 bulmuş oluruz doğru cevabımız c Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bize y eşittir 3, 3 bölü 2 x doğrusu karenin c ya şey söylesek neleri çözeceğiz de köşesinden geçiyor. Alıştığınız değil buna çok karıştırıyorum bu şeyse oldu mu, ...ben bende hatlar karışıyor. O 5 üçgenin alanı 72 birim kare olduğuna göre E noktası kaçtır? Şimdi şöyle bir hamlede bulunalım. Gel şu noktayı uzatalım. Şurası 90 derece olsun. Ya şuradan eğimi x'in katsayısı bölü ya y'nin katsayısından 3 bölü 2 olduğunu gördüm. Yani şunu demek istiyorum. Burada eğim şuradaki doğru y eşittir 3 bölü 2 x doğrusu var ya. Buradaki açı karşı bölü komşudan eğim açısını verecektir. Yani 3 k'ya 2k dediğimde 3/2 bölü 2 oranını yakalarım. Peki buradaki uzunluk şu AB uzunluğuna denk geleceğine göre burası 2k'dır. AB ile BC eşittir çünkü bunlar birer karedir. Karenin kenarları birbirine eşittir. Burası 2k'dır. Tamamı 3k'ysa şuraya k düşer. Harikayız biz dostum. Şimdi şurada taralı bölgenin alanı 72 verilmiş. O taralı bölgenin alanı Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? E taban 2K yükseklik 2K bölü 2 dersem harika iş çevirmiş oluruz. Bu 2 ile karşılıklı sadeleştiğinde 36 eşittir. K ile K'yı çarptım. K kare her tarafı kare kök içine aldığında K'yı 6 bulur. Dur bakayım dostum dur 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 temiz gidelim. K 6 ise şu yükseklik 6'dır. Şu E noktasının koordinatlarını yazdır deseydim. X'ini bilmediğim için X Ordinatı y'si de 6. E bu e noktası bizim doğru denklemi üzerinde değil mi? Yerleştir bakayım y ye gördüğün yeri 6. 6 eşittir 3 bölü 2 çarpı x'e. 3'ler birbirini götürür. Sadeleşir 2 kalır. Çapraza girin x'i buradan 4. Bu 4 işte bu e noktasının da apsisine denk gelir. Doğru seçeneğimde. Ceyhan olur. Değerli arkadaşım yeşil bölgenin alanı sorulmuş. Ya burada yapacağın çok net bir şey var. Şuradaki dörtgeni bir tamamlayalım. Sonra ne yaparım? 2 ise 2. 4 ise 4. Burası 90 derece. Değerli arkadaşım bak şuraya bir isim vereyim. Ne diyeyim? H değil. E, H, A üçgenin alanını bul bakayım. Yani toplam alanı bul. Bak şu taban 8. Buradaki taban 7. Taban çarpı yükseklik. 8 çarpı 7 bölü 2. Eksi dedim. Şurada oluşan bak mavi ile taradığım bölgelerin alanlarını toplayıp çıkarınca yeşil bölgenin alanı kalır bitirdim. Şuradaki dikdörtgenin alanı 4 çarpı 2 artı. Şuradaki üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 artı. Buradaki üçgenin alanı 4 çarpı 6 bölü 2 yine. Hepsini toplayıp buradan çıkaracağım. Haydi bakalım sadeleştirdim. 4 4 geri 28 eksi. Hocam buradan 8 gelir. Buradan 3 gelir. Sadeleştirmeli mi yapıyorum? Buradan 12 gelir. Topladığımda 28 eksi burası ne yaptı 23 düzenlediğimde 5 santimetre kareli doğru seçeneğimi Adana bulmuş olurum. Değerli arkadaşım şimdi adım adım gideceğiz beni izliyorsun dikkatli şekilde biraz sorumuz uzunca. Yani karışık diyebileceğim bir soru. BE uzunluğu yani şu yeşile çizdiğim uzunluk DC uzunluğuna eşit. E bu DC'de AB eşit bak yeşiller birbirine eşit. Şimdi sarıyı da gösteriyorum. BF, BF, BF neresi? BF, aha da burası. Şu BF uzunluğu AD uzunluğuna eşit. E AD de doğal olarak BC uzunluğuna eşittir ki burada bir ikizkenar kenar çıktı hemen yapıştırıyorum. Bu arkadaş, bu arkadaş eşit. Sonra ne yapalım biliyor musunuz? Şu OL'yi birleştirelim. Hocam ne olacak burası? Burası 90 derece olur. Bir de şunları bir isim verim. Kafam karışacak ya. A diyelim yeşillere. A dedim. A dedim. Sarılara B diyelim. B dedim. B dedim şuranın tamamı da B olacak. Şurası 90 derece. Şimdi biz KC yayın derecesini bulmaya çalışacağız. Şimdi değerli arkadaşım başka neler yapabilirim diye bakıyorum. Şimdi şu DC bizim bu daire verilen yarım çemberimize teğet olduğuna göre burası A ise şuradaki uzunluğunda ne olması gerekir? A olması gerekir ben soruyu yine bitirdim. Nasıl bitiriyorsun hocam ya? 90'ın gördüğü kaç A ya? Bak buradan burası A. Buradan burası 2A. Bu peki Bura A yarıya düşmüş. Neyin gördü A oluyordu? 30 derece hocam kısaca söyle olayı işte. Konuşamadım ya kal kaldı. Kala geldim. Şimdi 90'ın gördü 2 aysa, A ise 30'un gördü A. Burası 30 derece. Hocam şurası 60 derecedir. Geriye 30 derece kalır. 90'dır. Hocam 60 derecedir. Sonra ne yapalım? Şöyle bak. F, C, B 30'u burada işte 150'yi paylaştırıyorum. 75'e 75. Olayı artık yavaş yavaş son noktaya getireceğim. K ile O'yu birleştirelim. Yarı çaptır. R. Hocam bak burası da yarı çaptır. R. Hocam şurası da 75 derecedir. 75, 75, 150'dir. Şuradaki açı 30 derecedir. E, merkez açı gördüğü yay uzunluğuna eşittir. O zaman burası da 30 derecedir. Of be. Efsane bir soru çözmedik mi? Doğru seçeneğim denizdir. Nerelerden getirdim fark ettin değil mi soruyu? Haydi devam edelim. Değerli arkadaşım, şimdi A'dan başlayan bir karınca B'ye gidecek. Bak böyle sorularda artık yapman gereken bu zaten ama küçük küçük dikdörtgenler ya açacaksın bunu tamamen büyükçe bir dikdörtgen gelecek. Bizden istenen ne yaptık? Evet, şimdi dikdörtgen oldu dur. Şimdi A noktası burası. A'dan ben B'ye göndereceğim karıncayı. En kısa yol aha ne işte bu hipotenüs yoludur. Başka hangi yol olacak? Yükseklik 15. Yapıştırdım 15. Şimdi şurada çıkanlar açı açı gittiğinde bak buradan kısa kenar kısa kenar kısa kenar kısa kenar buradan 4 4 8 8 8 8 ne yaptı? 32. Bir tane buradan 4 açtım. Ettim sana 36. E burayı 90 dedim. A, B arasına X dersek. Pisagor yaptığımızda X'in karesi eşittir. 15'in karesi artı. 36'nın karesi. Ben hemen özel üçgen ararım. Başka hiçbir şey yapmam. 5 çarpı 3. 12 çarpı 3 5 12 13 çıktı 13 çarpı 3'ten 39 en kısa yol olmalıdır doğru seçeneğim de Adana'dır. Değerli arkadaşım güzel bir soru var. Dikkatli çözeceğim yine ben bu soruyu. Bize şu şekilde alanı 48 kökü santim olan bir eşkenar üçgen verilmiş. Çevre çarmının merkezi O'dur. AB kenarın D noktasında ve AEB yayına E noktasında teğet olan en büyük alanlı daire. Şimdi ben buradan bak yarıçapları şöyle birleştirip merkezden de O'dan da geçirdiğim zaman bunlar bir doğrusal olacaktır. Şurası nedir? 90'lar derece olacaktır. Gel biz bu eşkenar üçgenin bir kenarına A dersek A kare çarpı kök 3 bölü 4'ün 48 köküçe eşit olduğunu biliyorum. Çünkü eşkenar üçgenin alanı verilmiş. Köküçler gitti. A eşittir. 4 çarpı 48. Her tarafı karekök için alırsak. 48 16'yı 3'ten buradan 4 çıkar. 2 çıkar. 4 kere 2 8. A eşittir. 8 kök 3'tü. Yani burası 8 kök 3. Burası 90. Eşkenar üçgensi 60'a 30 olduğunu biliyorum. Şimdi şöyle yapalım. 90'ın gördüğü 8 kökü 30'un gördüğü 4 kök3 O zaman burası tam ortadan geçiyor. Burası da 4 60'ın gördüğü kökü 3 katından 12. Ayrıca buradaki oluşan çevre açan bir merkezindeki o. Aynı zamanda bu üçgenin ağırlık merkezidir. 1-2 oranıyla paylaşacaktır. Yani 3K. Buraya 4 ders istersen buraya 8 olur. Şimdi ne yapacağımızı konuşalım. Şimdi o dıştaki çemberin de merkezi olacağına göre yarı çap 8 ise buranın da 8 olması için çok güzel soru ya. Buranın da 8 olması gerekir. Bak yarı çap 8 ise buranın da 8 olması için Cümle yine yanlış kullandım. Bak bu yarı çap 8 ise bu da yarı çaptır. Tamamı 8'dir. Burası 4 ise geriye 4 kalır. Şimdi ne oldu? Niye öyle bir cümle kullandım? Çap 4. O zaman buradaki yarı çapa 2'ye 2 kalır ki o dairenin alanı sorulmuş. Pi r kareden yarı çap 2 demiştim. Pi çarpı 2'nin karesinden 4 pi ile. Doğru cevabım denizlidir. Değerli arkadaşım yine çok güzel bir soru çözeceğim. EFGL karenisinin alanı bu karesin şuradaki büyük karenin alanı A, AKLM karesinin alanı 4 katına eşit olduğuna göre DMLG dörtgenin alanı şu aslında burada bir yamuk var o alan kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Bu bir karesi hocam bunlar birbirine eşittir. Bak şurası 90 derece şu üçgen şu üçgen şu üçgen birbirine eş üçgenlerdir. Alfa beta'yı yerleştirdim mi göreceksin. Cık, hocam yerleştir. Yerleştir diyorsun değil mi bak alfa beta alfa, beta. Buralar 90 ya alfa artı beta 90 olduğu için durmadan o şekilde yerleştirdim. Bunlar benzer gibi gelmesin. Hipotenüslerde eşit dediğimizde ne diyorduk biz onlara? E, hipotenüslerde eşisse benzer değil eş üçgenlerdir diyorduk. Alfa'nın gördüğü iki saat bütün alfaların gördüklerini 2'ye yazılır. Burası 2'dir. Burada da bir kare olduğuna göre 2'dir. Karenin alanı 2 x 2'den 4. Bunun 4 katı buranın alanını verecektir. 16'dır. O zaman bu her bir kenarın 4 birim olması gerekir. 16 birim kare çıkması için bu alanın. Şimdi değerli arkadaşım 90'ın gördüğü 4 neyin 60'ın gördüğü 2'dir. 30'un. O zaman buraya 30 derece, buraya 60 derece yapıştırırım. Hocam 30'un gördüğü 2 ise 60'ın gördüğünde 2 köküçtür. Burası 2 köküçtür. O zaman eş üçgenler olduğuna göre K E de 2 köküçtür. Tamamı 4 artı 2 köküçtür. O zaman burası da 4 artı 2 köküç olması için buranın 4 olması lazım. Temizinden buldum. Hocam betalar 2 köküçtü. Bak betanın gördüğü 2 köküçtür. E burası 2 birim. 2 artı 2 köküç olması için burası 2 köküçtür. Hop yamuğun alanına geldim. Alt taban. Alt taban burası 2. Artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 iki dedim. 2'ler götürdü düzenlediğimde 6 kök 3 ile doğru seçeneğimi Bursa olarak bulmuş olurum. Umarım anlatabilmişimdir.